Gözbek.com'dan herkese merhaba. Videomuzu UH1'in o efsane sesiyle açtık. Pata 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 sesiyle açtık. Bugünlerde UH1 açısından çok önemli gelişmeler var. Çünkü Sivrihisar'daki havacılık merkezinin müzesine uçar durumda bir UH1 helikopteri geldi. Ve bu helikopteri umarım 2021'de yapılacak ve seyircili olarak gerçekleştirilecek Sivrihisar havacılık gösterilerinde görme şansına elde edeceğiz. Bu programda U-1'in UH şöyle bir tarihine bakıyoruz. Türkiye'deki macerasına bakıyoruz ve programın son bölümünde de Sivrihisar'daki müzedeki U-1'in UH tarihine birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Efsane hava araçları arasında uh 1in tabii ki çok önemli bir yeri var ama U-1'in UH benim açımdan önemi ise ilk uçtuğum hava aracı olması. 1991 yılında Sivrihisar'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir UH-1 ile ben ilk uçuşumu gerçekleştirmiştim. Sivrihisar'dan kalkan helikopter beni ve içinde bulunduğum ekibi Eskişehir'deki 1. Anajet Üst Komutanlığı'na götürmüştü ve bu uçuşu da bana sağlayan emekli hava pilot General Senay Günal'dı. Senay Günal'a buradan Uzun ömürler, sağlıkla dolu, mutluluklarla dolu uzun ömürler diliyorum ve kendisine aradan 29 yıl geçmiş de olsa çok çok teşekkür ediyorum. UH-1 aslında 1950'li yıllarda Amerikan savunma ve aynı zamanda havacılık devi Bell şirketi tarafından tasarlandı. O yıllarda Amerikan ordusu için bir genel maksat helikopter ihtiyacı vardı. Yani işte gerektiğinde yük taşıyacak, gerektiğinde asker taşıyacak veya arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak bir helikopter istenmişti. UH-1 o dönemki 1950'lerin tasarımıyla gövdesi, kuyruğu ve sistemleri tasarlandı. Piston motora sahipti ve sonrasında da Amerikan ordusunda hizmete girmeye başladı. Ama UH-1'ler tüm dünyaya Vietnam Savaşı sırasındaki görevleriyle tanındı. Binlerce üretildi ama aynı zamanda birçoğu da kazalarda veya yerden açılan ateşle düşürüldü ama Amerika'nın Vietnam Savaşı'ndaki havadaki eliydi koluydu. İşte bir sürü filme sahne oldu, müzikler bestelendi ve sonrasında Bell şirketi UH-1 helikopterlerinin farklı farklı modellerini üretmeye devam etti ki bugünlerde bile bu gövdeden evrilmiş farklı modeller halen üretim hattında. OH1'in UH Türkiye macerası ise 1966 yılında başladı. Ee, Türkiye 1964'te bu alınan Johnson mektubu sonrasında Kıbrıs konusundaki işlerin giderek ısınması nedeniyle bir harekat öngörüsünde bulunuyordu. 1964'te hatırlayacaksınız bir hava müdahalesi gerçekleştirilmişti. Bu F-100'lerle yapılan bu operasyonda Yüzbaşı Cengiz Topel şehit edilmişti Rumlar tarafından. Sonrasında Türkiye'nin önümüzdeki yıllar planı için sürekli bir çıkartma operasyonu, amfibik operasyonu ve çok ciddi bir hava operasyonu gündemdeydi. Bu öngörü 1974'te 10 yıl sonra gerçekleşecekti ve o dönemde Türk komandoları, Türk askeri birliklerinin uçar birlik harekatının çok önemli bir kısmı UH-1 helikopterleri tarafından yapılacaktı. 1966 yılında ilk olarak Kara Havacılık Birlikleri'nde OH-1 UH helikopterlerinin ilk versiyonları İtalya'dan lisans altında üretilmiş olan modeller olarak envantere girmeye başladı. Bunlar B modeliydi. Yani gövdeleri o gördüğümüz OH-1A'lara UH göre biraz daha kısa helikopterlerdi. Daha sonrasında bunu AB204, 205 olarak adlandırılan İtalya'da e, lisans altında üretilmiş helikopterler izledi ve ara ara da Amerika'dan UH-1'lerin B'leri daha sonra da daha yeni modelleri, daha uzun gövdeye sahip H modelleri izlemeye başladı. 1974 yılında Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'nda bu helikopterleri çok yoğun olarak kullandı. Arkasından helikopterlerin sayıları da özellikle İtalya'dan yapılan alımlarla giderek artmaya başladı. jandarma, kara havacılık ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından bu helikopterler yoğun olarak kullanıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nde ise denizaltı savaşı veya gemiye konuşlu helikopter modelleri olarak AB204, 206 ve sonrasında 212 modelleri Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmiş oldu. 1980'li yıllara gelindiği zaman Ankara'da bulunan 91. Ana Bakım Merkezi'nde bu helikopterlerin montaj ve üretimi de gerçekleştirildi. 15'er adetlik 4 paket toplam 60 adet UH-1 serisi helikopterler üretildi ve Türk Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin envanterine girmeye başladı. 1980'lerin sonuna gelirken UH-1'lerin performansı tabii ki özellikle artan terör olayları nedeniyle Güneydoğu'da yetersiz gelmeye başlamıştı. UH-1'lere destek olarak S-70 Black Hawk Skorsky imalatı ve sonrasında da Eurokopter imalatı AS-532 Cougar helikopterleriyle Türk Kara Havacılığı gerçekten çok önemli bir genel maksat helikopter ailesine kavuşmuş oldu. Tabii ki bunlar sonrasında AH-1 Cobra serisiyle taarruz açısından da eksik kalan kısımlar giderilmeye başlamıştı. UH-1 serisi helikopterlerin en büyük özelliği tüm sistemlerinin kumandalarının mekanik olması, herhangi bir dijital bir şey olmaması. Bu nedenden dolayı da ölümsüz bir gövdeye sahip bu helikopterler. Yani gerektiğinde basit bakımlar ve yapılacak yerli Türkiye'de üretilmiş parçaların modifikasyonları veya bakım işlemleriyle helikopterler faal halde tutulabiliyordu. 2000'li yıllara gelindiği zaman elde kalan OH-1 sayısı oldukça azaltıldı ve mevcut helikopterler çok önemli modernizasyondan geçirildi. Bu helikopterlerde özellikle çok daha güçlü AH-1 Cobra'larda kullanılan motorlar takılmaya başlandı ve bu motorların 1700 beygire kadar yükselen yüksek güçleriyle uh 1ler özellikle Güneydoğu'da çok daha rahat uçmaya başladı. Çünkü irtifa arttıkça, sıcaklık arttıkça helikopterin performansı, taşıdığı asker sayısı, taşıdığı yük miktarı düşmeye başlıyor. Bu açıdan güçlü motor çok önemli bir avantaj. Motor modernizasyonuyla birlikte işte kokpit ve sistemler Ayrıca e, yerden atılan füze ve diğer sistemlere karşı uyarıcı sistemler helikopterlere takıldı. Ve böylelikle UH-1 helikopterlerin ömrü 2030'lu yıllara kadar uzatıldı. UH-1 helikopterleri ne yazık ki gündeme kazalarla gelmeye başladı. 26 Kasım 2018 ve 12 Şubat 2019 yani yaklaşık 3 ay arayla meydana gelen iki helikopter kazasında ki bu kazalar İstanbul'da meydana geldi. Ne yazık ki 9... Kara Havacılık personeli bu kazalarda şehit oldu. Bu kazaların arkasından da UH-1 uçuşları geçici bir dönem durduruldu. Yapılan incelemelerde bazı motor parçalarında problemler tespit edildi ve bazı AD olarak adlandırılan servis bültenlerinin bu motorlara uygulanmadığı tespit edildi. Bunlar, bu eksiklikler yavaş yavaş gideriliyor ve UH-1'ler zaman zaman motor çalıştırılırken veya test amaçlı uçuşlarına şahit olmaktayız. Peki bu helikopterler ileride ne olacak? Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen T-625 Gökbey helikopter projesi var. Gökbey hem sivil hem askeri amaçlı kullanılacak. Çift motorlu, 5 adet pale sahip, 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip gerçekten yeni nesil helikopter sistemleri bu T-625'te deneniyor. Ve UH-1'ler gelecek yıllarda yerlerini T-625 Gökbey helikopterlerine bırakacaklar. Muhtemelde bu helikopterin ilk kullanıcısı Jandarma Genel Komutanlığı olacak. Jandarma Genel Komutanlığı T-625'leri kullanmasının arkasından kara kuvvetlerinde de bu helikopterlerin envantere girmesi hedefleniyor. Muhtemel 2030'a kadar bu değişimin tamamlanması planlanmakta. Bakıyorsunuz kara havacılıkta S-70 Black Blackhawk'lar, e, AS532 Cougar'lar var. Bir taraftan da TUSAŞ'ın imal ettiği T70 bu Sikorsky S70'lerin yerli modelleri olacak. Onlar envantere giriyor. Ama her zaman daha basit, daha ufak, daha az sayıda personel taşıyan helikoptere de ihtiyaç bulunuyor. Bu açıdan T625'ler UH-1'lerin yerini alarak bu açıklığı kapatmakta önemli bir yere sahip olacaklar. Şimdi gelelim Sivrihisar'daki UH-1 helikopterine. Sivrihisar'daki müzede gerçekten havacılık tarihinin efsane uçakları sergileniyor. İşte nedir mesela bu uçaklar? Dünyada çok az müzede olabilen ve çok az koleksiyon içinde yer alabilen P-51D Mustang. 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçağı. T-6 eğitim uçağı keza yine 2. Dünya Savaşı'nın çok iyi bilinen uçaklarından biri. C-47 veya sivil adıcıyla DC-3 aynı zamanda da Rus bloğunun, Rus tasarımının çok önemli modellerinden biri olan Antonoviki bu müzenin envanterinde yer alıyor. Ayrıca PT17 Boeing-Sterman uçakları da müzenin envanterinde yer almakta. Şimdi bu müzeye geçtiğimiz günlerde çift kanatta bir Tiger Moth eğitim uçağı. Bu da İngilizlerin 2. Dünya Savaşı için ürettiği gerçekten çok iyi modellerden biri girdi. Arkasından da Uzun zamandır alımı planlanan ama yaşanan bu koronavirüs belası nedeniyle biraz uzayan UH-1 helikopteri de envantere girdi. UH-1 Güney Afrika'dan gemiyle yola çıktı, gemliğe geldi. Konteynerları içerisinde Sara Sivrisar getirildi. Sivrisar'da Macair'ın tecrübeli teknik bakım ekibi bu helikopterin montajını gerçekleştirdi. Ve ilk test uçuşu da Ali İsmet Öztürk tarafından yapıldı. UH-1'in test uçuşlarından sonra bu sefer kokpite aynı zamanda helikopter pilotu olan Semin Öztürk oturdu. Ee, Semin Öztürk aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu. Yeni de anne oldu ama uçuşlarına hiç ara vermiyor. Sürekli Pits uçağıyla gösterdiği uçuşları için antrenmanlarına devam ediyor. Aynı zamanda belirttiğim gibi helikopter pilot lisansı var. E, ee, filosunda yer alan e, Hughes 500 tipi, MD500 tipi helikopterle uçuyor. Artık UH-1 ile de uçmaya başladı. UH-1 ile de ilk intibanı Sivrihisar'da gerçekleştirmiş oldu. Böyle de bir uçuş sonrasında poz vererek onu sosyal medya üzerinden de paylaştı. UH-1 helikopterleri 2 pilot ve 1 teknisyenden oluşan 3 kişilik uçuş ekibine sahip. 13 kişi taşıyabiliyor. Ama tabi bu durum muhakkak hava sıcaklığına da her şeye göre değişebiliyor. Bu helikopter 2,5 saat havada kalıyor ve yaklaşık menzili de 350 kilometre. Sivrisar'a gelen helikopter 1966 yılında Amerikan ordusuna teslim edilmiş ve Vietnam savaşında da kullanılmış. Uzun yıllar Amerikan ordusuna uçtuktan sonra envanterden çıkmış ve e sivil koleksiyonerlerin elinde aktif olarak tutulmuş. Tüm üzerindeki modifikasyonları yapılmış, bakımı yapılmış gerçekten tertemiz bir helikopter. Daha önce Olympic Private Museum envanterinde yer alırken geçtiğimiz aylarda 395 bin dolara satışa sunuldu ve helikopterin yeni sahibi de Sivrisar'daki havacılık müzesi oldu. Bu helikopteri ülkemize kazandırdığı için Ali İsmet Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa zamanda o 1i görmek mümkün olur ve tekrar onunla da uçmak mümkün olur. Çünkü o efsane sesiyle gerçekten o 1 Dünya havacılık tarihinin, keza Türk havacılık tarihinin efsane hava araçları arasında yer alıyor. Bugünkü videomuzda şöyle bir uh birlerin tarihine baktık ve Sivrihisar'a gelen helikopteri size tanıtmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgözbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri, savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Hafta içi her gün yeni videolarımız devam ediyor. Bizleri takip etmeye devam edin. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.